Uzaktan Öğretmenim kanalından herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Geçen videomuzu yani çıkmış sorular 1 videosunu izledik. İzlemediysek şu tarafta onun linkini paylaşacağım. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi de 2006 yılı uzman öğretmenlik sınavında çıkmış soruların ikinci kısmını kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizden istediğim tek şey beğen butonuna basarak bu çalışmanın daha fazla arkadaşımıza ulaşmasını sağlamanız. Evet değerli arkadaşlar, hiç vakit kaybetmeden birinci soruyla başlıyoruz. Uzaktan Öğretmenim kanalına tekrardan hoş geldiniz. Evet, ikinci bölümün birinci sorusuyla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi etkili ödev vermenin ilkelerinden biri değildir? A. Derste işlenen konuyla ilgili ödev verme. B. Verilen ödevin amacını öğrencilere açıklama. C. Verilen ödevde öğrencilerden beklenenleri açıklama. D. Ödevle ilgili öğrenci sorularını açıklama. E. Öğrenci tutumlarına göre ödev miktarını azaltma veya çoğaltma. Doğru cevabımız, evet biraz bekleyelim arkadaşlarımız cevapları düşünsünler. Evet, çok da bekleyemeyeceğiz çünkü bayağı bir sorumuz var bu bölümde. Cevabımız E şıkkı, yani öğrenci tutumlarına göre ödev miktarını azaltma veya çoğaltma değildir diyoruz. Sonraki soruyla hemen devam edeceğiz. Bir paragraf var. Paragrafın altında şöyle bir soru var. Çoklu zeka kuramına göre Selim öğretmen öğrencisinin sözel zekasının gelişmesine yardımcı olmak için hangi zeka alanından yararlanmaktadır diyor. Şimdi paragrafımızı okuyalım. Selim öğretmen İngilizce derslerinde Deniz'in bazı kelimelerin anlamlarını hatırlamada zorlandığını fark eder. Yaptığı gözlemler sonunda Deniz'in bazı zeka alanlarının diğerlerinden daha az baskın olduğunu anlar. Deniz'in yeni öğrendiği kelimelerin anlamlarını zihninde canlandırmasına yardımcı olabilmek için ondan okula giderken veya eve dönerken geçtiği yerlerdeki pano, reklam, değişik mimari öğeler ve bunun gibi uyarıcılara dikkat etmesini ve daha sonra da bu görsel uyarıcıları zihninde canlandırmaya çalışmasını ister. Evet. Hangi zeka alanından yararlanmaktadır diye soruyor öğretmenimiz. Tabii ki de 124. sorumuzun cevabı Bursa. Yani görsel zekadan faydalanmasını istiyor. 125. soruyla devam ediyoruz. Yine çoklu zeka ile alakalı bir soru. Önce soruyu okuyalım. Çoklu zeka kuramına göre Ayşe öğretmen öğrencisinin öncelikle hangi zeka alanının gelişmesine yardımcı olmaktadır diyor. Bakalım. Ayşe öğretmen sosyal bilgiler dersinde bir öğrencisinin fikirlerini ifade etmede zorlandığını gözlemler. Ayşe öğretmen öğrencisinin daha az baskın olan bu zeka alanını geliştirebilmek için bulduğu 10 konunun adını farklı kağıtlara yazmasını ve kağıtları katladıktan sonra cebine koymasını söyler. Gün içinde birkaç kez cebinden rastgele çektiği kağıtta yazılı konu hakkında en az 5 dakika doğaçlama konuşmasını ve ayrıca konuşurken düzgün cümle kurmaya çalışmasını ve fikirlerini anlaşılır bir şekilde ifade etmeye dikkat etmesini ister. Evet, hangi zeka alanının gelişmesine yardımcı olmaktadır diyor Ayşe öğretmen. Değerli arkadaşlar, 125. sorusu 2006 yılının uzman öğretmen sorularının 125.si. Cevabımız ne? Cevabımız Denizli değerli arkadaşlar. Sözel zekadan faydalanmasını istiyor. Gelelim 126.'ya. Yine bir paragraf. Diyor ki sorusunda Kemal öğretmenin bu uygulaması aşağıdaki mesleki ilkelerden hangisiyle ilgili değildir diyor soruda. Kemal öğretmen haftalık ders planlarını yaparken tek başına çok da fazla değişik bir fikir üretmediğini fark etmiştir. Hem farklı görüşlerden haberdar olmanın hem de okuldaki diğer öğretmenlerle iletişim kurarak derslerinde ortak planlama yapmalarının oldukça yararlı olacağını düşünmektedir. Peki hangi meslek ilkesiyle ilgili değildir diye soruyor bize burada. A şıkkı, planlarında öğrencilerin gereksinimlerine daha iyi yanıt verecek farklı etkinlikler sunma. B şıkkı, diğer öğretmenlerin başarı deneyimlerinden yararlanma. C şıkkı, yeni bilgi ve fikirlere açık olma. D şıkkı, sözel tepkilerinde ve davranışlarında saygı öğelerine yer verme. E şıkkı, öz değerlendirme yaparak değişim ve sürekli gelişim için çaba
harcama diyor. Evet, hangisi değildir diye sormuştu bize soruyu. Dikkat edelim arkadaşlar. 126'da D şıkkı, yani sözel tepkilerinde ve davranışlarında saygı öğeleni yer verme değildir diyoruz. Bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Başarılı bir öğretmenin öğrencilerini derse güdülemek için aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez? Bakalım. Evet, yine yoruma açık bir soru. Dediğimiz gibi bazı sorular gerçekten çok kolay. Bu özellikle 2006 yılında çıkmış sorular oldukça kolaymış. Umarız bu kolaylıkta sorular gelir diyelim. A şıkkı, sınıf içindeki ortamı öğrencilerin rahat hareket edebilecekleri biçimde düzenlemesi. Evet. B. Sınıf içi etkinlikleri öğrencilerin seviyelerine uygun olarak düzenlemeleri. Evet. Sınıf içi etkinliklerde öğrencilerin kısa zamanlı ve gerçekçi hedefler belirlemesine yardımcı olmaları. Evet. D şıkkında diyor ki sınıf içi etkinlikleri her öğrencinin aynı hızda yapmasını istemesi. Tabii ki de zaten E şıkkı da sınıf içi etkinlikleri öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre planlaması. Evet. Her öğrencinin aynı hızda yapmasını beklemesi etkili bir tutum olmaz bence. Zaten cevabımız da o. Bir sonraki soru. Bir paragraf vermiş. Altıda 4 tane şık vermiş. 4 tane madde. Baştan okuyalım. Bir öğretmen işleyeceği konu hakkında öğrencilerini bilgilendirdikten sonra öğrencilerin gruplandırır öğrencilerini. Her gruba çeşitli zeka alanlarına uygun çalışma yaprakları dağıttıktan sonra alıştırmaları bireysel olarak yapmalarını, daha sonra cevaplarını grup arkadaşlarıyla paylaşmalarını ister. Son olarak her grubun çalışmasının sınıftaki diğer gruplara anlatmasını ve paylaşmasını ister. Evet, öğretmen neyi kullanmış onu soruyor bize. Bakalım hemen. Birinci de diyor ki işbirliğine dayalı öğrenme. Bence kesinlikle bu doğru. Zaten bir işbirliği var. B. Buluş yoluyla öğrenme. C. Çoklu zeka kuramına dayalı öğrenme. Dördüncü ise proje tabanlı öğrenme. 1, 2, 3, 4 şeklinde okudum. Evet, 128. sorumuzun cevabı A şıkkı. Yani işbirliğine dayalı öğrenme ve çoklu zeka kuramına dayalı öğrenme yöntemlerini kullanmıştır öğretmenimiz burada. 129. soruyla devam ediyorum. Biraz hızlı gidiyorum çünkü çok fazla çıkmış sorular var. Bunu bitirip modül 2'ye geçmemiz lazım. Modül 2 de çok farklı soru tipleri ve modül 1'in değerlendirme sınavıyla sizlerle olacağız bu videodan sonra. Uygun koşullar sağlandığında hemen hemen her öğrenci önceden belirlenen düzeyde öğrenebilir. Görüşünü temel alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki arkadaşlar hepinizin de bildiği gibi tam öğrenmeden bahsediyoruz Bloom'un. Bütün önceden belirlenen düzeyde öğrenebilir. Cevabımız C şıkkı diyoruz ve 130'la devam ediyoruz. Öğrenci aşağıdaki öğretim yöntem ve tekniklerinin hangisine diğerlerine göre daha az aktiftir? Hemen şıkları okuyalım. A. Rol oynama. B. Tartışma. C. Beyin fırtınası. D. Gösteri deneyi. E. Soru cevap. Burada da tabii ki gösteri deneyi dediğimiz, yani D şıkkında daha az aktiftir diyoruz. Değerli arkadaşlar, ben hızlı okuyorum. Sizler gerektiği yerde ben cevabımı vermeden soruyu dondurup cevabınızı verip sonra benim cevabımı dinleyebilirsiniz. Bu arada dersimize yeni katılan arkadaşlarımız da beğen butonuna basmayı ihmal etmezlerse çok sevinirim. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu noktalardan biri değildir diye soruyor. Çoğunlukla sunuş yöntemini kullanan bir öğretmenin öğretme-öğrenme sürecini etkili kılabilmek için bazı noktalara dikkat etmesi gerekir. Hangisi bu noktalardan değildir? A. Dersin küçük parçalar halinde sunulması. B. Açık ve somut örnekler verilmesi. C. Hedeflerin ve önemli noktaların belirlenmesi. D. Sürecin sonunda bir değerlendirme yapılması. E. Psikomotor öğrenmelerin kontrol edilmesi diyor. Doğru cevabımız da tabii ki psikomotor öğrenmelerle sunuş yolunun hiçbir alakası olmadığını biliyoruz. Cevabımız 131. sorunun cevabı E şıkkı. 132. soruda devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımının en önemli yararıdır? Değerli arkadaşlar, en önemli yararını soruyor. Öğrenciler arasında yarışma ortamı yaratılması. Her grubun bir lideri olması. Olumlu bağımlılığı ve etkileşimi güçlendirmesi. Her bireyin kendinden sorumlu olması. Öğretmenin sorumluluğunun azalması diyor. Tabii ki de değerli arkadaşlar, 132'de olumlu bağlılığın
bağımlılığı ve etkileşimin güçlendirilmesi doğru cevabımız olacaktı 132. soruda. 133. soru. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini yeni ve özgün problemlerin çözümünde kullanıp kullanmadıklarını belirlemek isteyen bir öğretmen sorularını aşağıdaki düzeylerde en az hangisinde sormalıdır? Evet, bilgi ve becerilerin yeni ve özgün problemlerin çözümünde diyor. 133. soruda A. Kavrama, B. Uygulama, C. Analiz, D. Sentez, E. Değerlendirme değerli arkadaşlar. Tabii ki 133. sorumuzun cevabı da Bursa, yani uygulama diyoruz. Ve 134. soruyla devam ediyoruz. Bir paragraf var ve diyor ki istenmeyen bir durumun ortadan kaldırılması için Fatma öğretmen öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır diyor. Bakalım Fatma öğretmen sınıfında ne yaşamış? Fatma öğretmen ilk öğretim 7. sınıf matematik dersinde iki öğrencisinin sürekli olarak kendi aralarında konuştuklarını ve sınıfın bu durumdan rahatsız olduğunu fark eder. Bu iki öğrenciye ne hakkında konuştuklarını sorduğunda özel bir konu öğretmenim cevabını alır. Evet, hangisini yapmalı Fatma öğretmen? Veya şöyle soralım, yorumlara yazabilirsiniz. Siz ne yapardınız diye soralım değerli arkadaşlar. Fatma öğretmen hangisini yapmalı? Bir de ona bakalım. Fatma öğretmen... Evet, A şıkkı. Bu öğrencilerle ders sonunda özel olarak görüşme. B. Velilerini okula çağırıp görüşme. C. Diğer öğretmenlerle bu iki öğrenci hakkında görüşme. D. Bu öğrencileri arkadaşlarının önünde uyarma. E. Rehberlik servisine bu iki öğrenci hakkında bilgi edinme diyor. Evet, şimdi neymiş bakalım cevabımız. Siz ne yapardınız bilmiyorum ama doğru cevabımız A'ymış. Yani... Bu öğrencilerle ders sonunda özel olarak görüşme. Evet, birebir görüşme daha faydalı olabilir. Doğru. 135. sorumuz diyor ki başarılı bir öğretmenin sınıf içinde bazı disiplin problemlerini çözmek için aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez? Yani olumsuzluğu soruyor bize. A. Problemli davranışları olan öğrencinin diğer öğretmenleriyle işbirliği yapma. Okuldaki meslektaşlarından fikir alma. Öğrencinin ailesiyle görüşüp istenmeyen davranışlarını gidermeye çalışma. Öğrencinin sınıf içerisindeki davranışlarını sistematik bir biçimde gözleyerek öğrenciyi disipline verme. E. Öğrencinin benzer davranışları farklı öğretmenlerin dersinde de yapıp yapmadığını öğrenme diyor. Değerli arkadaşlar, 135. soruda zaten şıkların tarzından da anladığımız gibi öğrenciyi disipline verme, evet, beklenemez diyorlar. Sonraki soruyla devam ediyoruz. Evet, teorikte böyle, pratikte nasıl bilmiyoruz. Biliyoruz da. 136. soruda devam ediyoruz. Öğrencilerini kentteki müzelerden birine götürmek isteyen bir öğretmenin amaçlanan öğrenme ürününü ortaya çıkabilmesi için gezi etkinliğini planlarken aşağıdakilerden hangisini öğrencileriyle birlikte gerçekleştirmesi en çok beklenir? Evet, çok güzel bir soru bence. A. Geziye katılacak öğretmen sayısının belirlenmesi. Yani öğrencilerle birlikte belirlemeye bunu gerek yok. B. Gezi için izin yazısının hazırlanması. C. Gezi için gerekli ulaşım planının yapılması. D. Gezi yapılacak yere giden en uygun yolun belirlenmesi. Ve tabii ki de E. Gezide uyulması gerekli kuralların tartışılması. Tabii ki de doğru cevabımız E şıkkı diyoruz. 137. soruyla devam ediyoruz. Bir paragraf var ve diyor ki sorusunda öğretmenin bu davranışı aşağıdaki stratejilerden hangisine bir örnek olabilir? Bakalım öğretmenimiz nasıl davranmış? Öğretmen kalemini yere atan öğrencinin kalemini yerden alıp kendisine vererek kalemini koyduğun yere dikkat etmezsen kolun çarpınca düşebilir der. Evet. Öğretmen ne yapmış burada? Hangisine bir örnek? A. İstenen davranışı çağrıştırma. B. İstenen davranışı inandırma. C. İstenmeyen davranışı yasaklama. D. İstenmeyen davranışa karşı uyarma. E. İstenen davranışı kolaylaştırma. Demiş 137. soruda. Tabii ki de ne yapıyor? İstenen davranışı ne yapıyor burada öğretmenimiz? Çağrıştırıyor deriz. Öğretmenim bu tarz sorular hocam bu tarz sorular çıkacak mı diye sorabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, ben hepsinin olmasa da bu tarz soruların çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Bu tarz sorulara yer verileceğini düşünüyorum. Çünkü kolay olacak diye bir açıklama da yapıldı. Buna da önceden çıkmış sorular, neden olmasın? 138. soruyla devam ediyoruz. Sınıf ilkelerinin demokratik bir yaklaşımla belirlendiği, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine fırsat verildiği bir sınıfta öncelikle aşağıdaki durumlardan hangisi gelişir? A. Bireysel çıkar sağlama. B. Rekabet ortamı yaratma.
C. Verilen cezayı kabul etme. D. Sorunların çözümünü erteleme. E. Sorunların doğru bir biçimde tanımlama. Sorunları doğru bir biçimde tanımlama diyor. Tabii ki de doğru cevabımız zaten bu olacak. E şıkkı olacak. Değerli arkadaşlar, 139. soruyla devam ediyoruz. Sınıfında istenmeyen davranışlar gösteren bir öğrenciye olumlu bir tutumla yaklaşmak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki davranışlardan hangisini sergilemesi beklenir? İstenmeyen davranışa karşı. Hadi bakalım şıklarımızı okuyalım birlikte. Öğrenciyi istendik davranışı yapmaya zorlama. B. Yaptığı davranış nedeniyle öğrenciyi yargılama. C. İstenmeyen davranış hakkında öğrenciyle baş başa konuşma. D. Öğrencinin sıra arkadaşını uyarma. E. Bakışlarını öğrencinin üzerine yöneltme. Değerli arkadaşlar, tabii ki de burada istenmeyen davranış hakkında öğrenciyle baş başa konuşma. Evet, gerçekten de birebir konuşma çok etkili oluyor sınıf yönetiminde. Çünkü arkadaşları, yaşıtları, akranları içerisinde öğrenci bir maske takmış oluyor bazen. Ama birebir konuşmada daha saygılı ve daha anlayışlı olabiliyor. 140. Bir paragraf var. Songül öğretmenin bu yaklaşımıyla en çok hangi kişisel ve mesleki gelişim görevini yerine getirdiği söylenebilir? Bakalım Songül öğretmen ne yapmış? Songül öğretmen sınıf içi disiplin ve düzeni sağlama konusunda bazı problemler yaşamaktadır. Bu problemi gidermek ve nerede yanlış yaptığını görmek için okuldaki deneyimli bir öğretmenin düşüncelerine başvurur. Güzel. En çok hangi kişisel mesleki görevini yerine getirmek? A. Çalıştığı kurumu ve çevreyi geliştirmede etkin rol oynama. B. Mesleğiyle ilgili mevzuata göre davranma. C. Öz değerlendirme yapıp mesleğine yansıtma. D. Diğer öğretmen, yönetici ve uzmanların deneyimlerinden yararlanma. E. Yeni bilgi ve fikirlere açık olma diyor. Evet, cevap gayet açık. 140. sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Umarım sorular da böyle gelir. Evet değerli arkadaşlar, bir 20 sorumuz kaldı. Yarısını tamamladık bu dersimizin. Şöyle derin bir nefes alalım. Bir sonraki soru gelsin mi? Gönder, gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Gönder, gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Evet, gönderdik geldi arkadaşlar. Diyor ki sorumuzda sınıf ilkelerinin demokratik bir yaklaşımla belirlendiği, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine fırsat verildiği bir sınıfta öncelikle aşağıdaki durumlardan hangisi gelişir diyor. A. Bireysel çıkar sağlama. B. Rekabet ortamı yaratma. C. Verilen cezayı kabul etme. D. Sorunların çözümünü erteleme. E. Sorunların doğru bir biçimde tanımlama. Evet, dersimizi dikkatli dinleyen hocalarımız az önce bu soruyu okuduğumu görmüştür. Eğer fark etmediyseniz az önce bu soruyu okuduğumu, demek ki öğretmen arkadaşlara biraz böyle dikkatimiz dağılmış demek ki. Biz 141 ile devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ortamının yarışmacı, yani rekabetçi biçimde düzenlenmesinin sakıncalarından değildir diyor. A. Akademik yönden daha üstün yetenekleri öğrencilerin fark etmesini sağlama. B. Bazı öğrencilerin başarısının diğer öğrencilerin başarısızlığına neden olması. C. Bazı öğrencilerin başka öğrencilerin başarısızlığı için çaba harcaması. D. Sınırlı sayıda öğrencinin güdülenmesini sağlaması. E ise başarı düzeyi düşük olan öğrencilerin başarısızlığı baştan kabullenmesine yol açması diyor 141. sorumuza. Ve tabii ki de akademik yönden daha üstün yetenekli öğrencilerin fark edilmesini sağlar rekabetçi ortam. 142. Yeni bir paragrafımız var. Bu amaçla yapılacak değerlendirme çalışmalarında kullanılacak bilgilerin öncelikle nerede toplanması beklenir diyor. Bakalım yeni geliştirilip uygulanan bir öğretim programının eski programa göre istenilen değişiklikleri meydana getirip getirmediğinin kontrol edilmesi gerekir. Evet. Nerede toplanması gerekiyor diyor. Nereden toplanması beklenir? A. Okulun bulunduğu çevreden. B. Toplum ve aileden. C. Öğretmen ve öğrencilerden. D. Kaynak kitaplardan. E. Planlama uzmanlarından diyor. Tabii ki de değerli arkadaşlar, 142. sorunun cevabı öğretmen ve öğrencidir. Şayet bir uygulama, bir öğretim programı yapılıyorsa tabii ki öğretmen ve öğrencilerdir öncelikle. 143 ile devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bir öğretim programının içeriğinin oluşturulmasında ve uygulanmasında dikkate alınması gereken ölçütlerden biri değildir diyor. A. Her düzeyde öğrenciye aynı düzeyde yetiştirme deyince zaten şöyle bir şüpheleniyoruz değil mi? Evet.
B. Eğitsel amaçlara uygun özellikler kazandıracak içerik oluşturma. C. Öğretme etkinliklerinde öğrencilerin yaşantılarını temel alma. D. Öğretim programlarında öğrenci düzeyini gerektirdiği değişiklikleri yapma. E. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alma. Cevabımız A seçeneği. Her öğrenciyi aynı düzeyde yetiştirme olamaz. 144. soru aşağıdakilerden hangisi bir değerlendirme sonucu ifade etmektedir? Değerlendirme sonucu ifade etmektedir. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. A. 3C sınıfında 35 öğrenci bulunmaktadır. Bir değerlendirme var mı burada? Evet, bence yok. B. Hava sıcaklığı bugün 23 derecedir. Burada da bir değerlendirme yok. C. Eren yarışma sınavında 7. oldu. D. Tilbe'nin cevap kağıdında 15 doğru cevabı var. İşte size bir değerlendirme sonucu değil tabii ki bu da. Ama Ayşe dönem boyunca aldığı puanlara göre sınıfını geçti. Evet, sınıfını geçmesi, bakın bunların hepsi birer sonuç. Sınıfının geçmesi bir değerlendirmedir. Sınıfını geçti diyor 144. Edirne cevabını veriyoruz. 145 ile devam ediyoruz. Norma dayalı değerlendirme sonuçlarıyla aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? Norma dayalı. A. Öğrencilere dersteki başarılarını göstermek üzere not verme. B. Öğrencileri testteki başarılarına göre sıralama. C. Öğrencilerin hedef davranışlarının ne kadarını kazandıklarını belirleme. D. Öğrenciler ve öğrenci grupları arasında karşılaştırma yapma. E. Öğrenciler arasında belli bir amaç seçme yapma diyor değerli arkadaşlar. Hangisi norma dayalı değerlendirme sonucuyla yapılamaz? 145. soruda C şıkkı, yani öğrencilerin hedef davranışlarının ne kadarını kazandıklarını belirleme olamaz diyor. 146. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi için yalnızca hatırlama düzeyinde bir bilişsel davranış yeterlidir diye sormuş 146. soruda. Yaşanmış bir olayın yerini ve zamanını söyleme. Yani direkt cevabı bulduk diye düşünüyorum. Bir olayın yerini ve zamanını söyleme hatırlamayla alakalıdır diyoruz. 147. soruyu hemen geçtik. Çok kolay bir soruydu. Az önceki onun için diğer şıkları okumadım. Bir teste puanlamanın objektif olması ne anlama gelir? A. Testin öğrenen ve öğrenmeyen öğrencileri birbirinden ayırması. B. Soruların anlaşılır olması. C. Aynı cevaba farklı puanlayıcıların aynı puanı vermesi. D. Her doğru cevaba bir puan verilmesi. E. Bütün soruların orta güçlükte olması diyor cevabımız. Tabii ki de aynı cevaba farklı puanlayıcıların aynı puanı vermesi o testin objektif olduğunu gösterir. 148. soruyla devam ediyoruz. Evet, eğleniyor muyuz diyeceğim ama neyse demeyeyim ben bunu. Tatilde çok eğleniyoruz değil mi arkadaşlar şu anda? Evet, dersleri eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum ama inşallah hepimiz kazanacağız bu sınavı. Aşağıdakilerden hangisi bir testin güvenirliğini ifade eder? A. Testin ders konularının tümünü kapsaması. B. Test puanlarına karışan hata miktarının azlığı. C. Testin gelecekteki başarıyı gösterme gücü. D. Testteki soruların dersteki öğrenme düzeyini gösterme gücü. E ise test puanlarının kolay yorumlanabilir olması. Evet değerli arkadaşlar, 148. sorumuzun cevabı da Bursa. Test puanlarına karışan hata miktarının azlığı diyoruz. Değerli arkadaşlar, bu soruyu ben Telegram, Uzaktan Öğretmenin Telegram sayfamızdan paylaştım. Oradan bütün soruları PDF olarak çıktısını da alabilirsiniz bu arada. 149. Aşağıdaki tabloda öğrencilerin bir testten aldığı puanlar çarpı ve bu puanlara ait frekanslar F verilmiştir diyor. Bu puan dağılımının tepe değeri mod kaçtır? Evet değerli arkadaşlar, bir mod sorusu geldi. Evet, bir işlem sorusu. Ben direkt cevabını vereceğim. 149. soru Denizli olacak değerli arkadaşlar. Cevabı 55 olacak. 150. soru. Aşağıdaki İkilerin hangisine verilen değişkenler arasında pozitif bir korelasyon vardır? İki değişkenden biri artarken diğerinin de artması ya da biri azalırken diğerinin de azalması değişkenler arasında pozitif bir korelasyon olduğunu gösterir. Evet, hangisinde pozitif korelasyon vardır? Bu sorular biraz böyle zorlayabilir bazı arkadaşlarımızı. A. Düzenli çalışma başarısı. B.
Özür dilerim. Düzenli çalışma karşısında başarı var. B. Uykusuzluk karşısında dikkatli olma var. C. Göz rengi, boy uzunluğu var karşısında. D. Hız karşısında hedefe varma süresi var. E. Vücut ağırlığı karşısında ders çalışma alışkanlığı var. Hangisi pozitif korelasyondur diye soruyor değerli arkadaşlar. Evet, biraz süre verelim mi bunun için? Peki, 150. soru. Tabii ki de düzenli çalışma artarsa başarı da artar diyoruz. Cevabımız A. 151 ile devam ediyoruz. Rehberlik hizmetleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Rehberlik hizmetleri farklı eğitim düzeylerinde farklı gelişim görevlerine odaklanır. B. Rehberlik hizmetleri öncelikle başarısız öğrencilere yöneliktir. Deyince zaten şıkkın B şıkkı olduğunu gördük. Geçiyorum. 152. soru. Okula yeni başlayan öğrencilere ilk haftalarda okulun personeli, kuralları ve çevresi tanıtılır. Rehberlik hizmetleri kapsamında oryantasyon olarak adlandırılan bu hizmet öncelikle aşağıdakilerden hangisini hedef alır? A. Öğrencilerin gelişimlerini hızlandırma. B. Öğrencilerin öğrenme güçlüklerini saptamak. C. Öğrencilerin okula uyum sağlamalarını kolaylaştırmak. D. Eğitim ve rehberlik hizmetlerini birbirine bağlamak. E ise öğrenciler için en uygun öğrenme ortamını sağlamak. Tabii ki de oryantasyon kelime manası olarak da nedir değerli arkadaşlar? Uyum süreci, oryantasyon süreci cevabımız C şıkkı diyoruz. 153 ile devam ediyoruz. Aşağıdaki psikolojik danışma ve rehberlik ilkelerinden hangisi her bireyin seçme ve kendi kararlarını alma hakkı vardır anlayışını yansıtmaktadır diyor 153. soruda. A. Özellik, B. Bireyin değerliliği, C. Saydamlık, D. Koşulsuz kabul, E. Gizlilik diyor. 153. sorumuzun cevabı da tabii ki de özellik olacaktı. 154. Mustafa'ya sunulan bu rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım Mustafa'ya nasıl bir rehberlik hizmeti sunulmuş. İlköğretim 2. sınıfa devam eden Mustafa'ya dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı konulur. Mustafa'nın okuldaki ve sosyal yaşamdaki uyum ve başarısını arttırmak amacıyla okulun rehberlik personeli Mustafa'nın anne babası ve sınıf öğretmeniyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunur. Mustafa'ya sunulan hizmet neymiş? A. Konsültasyon yani müşavirlik. B. Psikolojik danışma. C. Bilgi toplama ve yayma. D. Bireyi tanıma. E ise yöneltme diyor. 154. sorumuzun cevabı da tabii ki de konsültasyon yani müşavirlik hizmeti diyoruz. Değerli arkadaşlar 155 ile devam ediyoruz. Bu arada sizden bir ricam var. Gerçekten çok ciddi bir şekilde, yorucu bir şekilde bu çalışmaları size hazırlamaya çalışıyorum. Tek ricam sizden beğen butonuna basmanız. Bu da daha fazla arkadaşımıza ulaşması açısından bunu sizden rica ediyorum. Ve değilseniz abone olmanızı rica edeceğim. Ve sorumuza bakalım. Bir kişinin objektifliğini kaybetmeden kendisini diğer bir kişinin yerine koyarak onun düşünceleriyle ve duygularını anlayabilmeye biz ne diyorduk değerli arkadaşlar? Tabii ki de empati diyorduk. Cevabımız empati olacaktı. 156. soru. Evet. Saadet Öğretmen bu bilgiye ulaşmak için aşağıdaki bireyin tanıma tekniklerden hangisini kullanmalıdır diyor. Bakalım Saadet Öğretmen'e. Yeni atandığı İlköğretim okulunda 6. sınıfların rehber öğretmeni olarak görevlendirilen Saadet Öğretmen, sınıfta hangi öğrencilerin grup dışında kaldığını saptamak istemektedir. Bu bilgiye ulaşmak için Saadet Öğretmen'in tekniklerden hangisini kullanmalıdır diyor. Tabii ki de 156. sorumuz yani D seçeneği sosyometriyi kullanmalıdır diyoruz. 157'ye geçtik. Evet, aşağıdakilerden hangisi etkili dinlenmenin özelliklerinden biri değildir? 157. soru. Evet, etkili dinlenmenin özelliklerinden biri olmayan E şıkkı yani sık sorulan sorular sorarak merak edilen konuları öğrenmek etkili dinlemenin özelliklerinden birisi değildir diyor. 158. soru. Canlılar konusunu ele alındığı bir derste kullanılabilecek eğitsel araçlar aşağıdakilerin hangisinde en soyut olandan en somut olana doğru sıralanmıştır diyor.
Şıklarımız canlı kurbağa, fotoğraf, radyo ve televizyon 4 tane şık şey vermişti, belirteç vermiş. Bunları en soyuttan somuta doğru sıralamamızı istiyor. Neymiş onlar? Canlı kurbağa, fotoğraf, radyo, televizyon. Soyuttan somuta doğru sıraladığımızda ne görüyoruz? Öncelikle radyo, sonra fotoğraf, sonra televizyon, sonra ise canlı kurbağa olacak. Soyuttan somuta doğru. 159'a devam ediyoruz. Bilgisayar destekli öğretim uygulaması sırasında zaman zaman güçlüklerle karşılaşılabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu güçlüklerden biri değildir diyor 159'da. Tabii ki de değerli arkadaşlar, bilgisayar destekli öğretimin değerlendirmenin alt öğrenme alanlarında gerçekleştirilmesi olan E şıkkı, bilgisayar destekli öğretimde değerlendirmenin alt öğrenme alanlarında gerçekleşmesi bu güçlüklerden birisi değildir diyor. Şıkkı dondurup soruyu okuyabilirsiniz değerli arkadaşlar. Sonra cevabı dinleyebilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar, biraz modumuz düştü sanki. Şimdi soru 160'ın soruyu size okuyacağım. Siz okuyalım, siz cevaplayın. Öğretim sürecinde araç gereç kullanmanın sağlandığı en önemli yer aşağıdakilerden hangisidir? A. Yeni teknoloji ürünlerinin tanıtılması. B. Öğretmenin işini kolaylaştırmak. C. Öğretimin etkinliğini arttırmak. D. Öğrencilerin öğrenme süresini kısaltmak. E ise öğretimin maliyetini düşürmek. Değerli arkadaşlar, kararınızı verin. Cevapları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar, bu da gelir, bu da geçer, dayanmalıyız. Hadi bakalım, cevabımız C şıkkı, tabii ki de öğretimin etkinliğini arttırmak olacaktı. Evet, bu da gelir, bu da geçer değerli arkadaşlar. Bir sonraki soruyla devam edelim. Aşağıda verilen öğrenme etkinliklerinden hangisi öğrenilen bilgilerin kalıcı olmasında diğerlerinden daha etkilidir? A. Görme. B. Yapma. C. Konuşma. D. Duyma. E. Okuma. Bunu birçoğumuz duyduk zaten değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz, bir şeyi yaparak, yaşayarak yaşatma, öğrenme en iyi tekniklerden birisiydi. Doğru cevabımız B seçeneği diyoruz. 162 ile devam ediyoruz. Web tabanlı eğitimde kullanılan demiş ve 5 tane madde vermiş. A. Sorusunu okuyayım. Ortamlarından hangileri öğrencilere ve öğretmene eş zamanlı iletişim olanağı sağlar diyor 162'de. Sohbet odaları, elektronik posta, üçüncüsünü okuyorum, İlan tabloları, dördüncüsü video konferans, beşincisi ise listeciler. Evet, hangisi eş zamanlı sağlar diyor. Tabii ki de B seçeneği olan sohbet odaları ve video konferans diyoruz. 163. sorumuz olmadığı için, bittiği için, yani bu kadar sorularımız. Değerli arkadaşlar, sizlerle bugün çıkmış soruları yaptık. Çıkmış sorular birinciyi şu an açılan pencereden görebilirsiniz eğer izlemediyseniz. Bu da çıkmış sorular ikincisiydi. Çıkmış soruların tekrar çıkma ihtimali olduğu için veya benzerlerinin, değerli arkadaşlar, bu çalışmayı çok önemsiyorum. Sizlerle birlikte YouTube Uzaktan Öğretmenim kanalındayız. Telegram üzerinden, Uzaktan Öğretmenim Telegram ve Uzaktan Öğretmenim Instagram hesaplarından da yine bizleri takip edebilirsiniz, beğenebilirsiniz. Yıl içerisinde bu arada biz normalde öğrencilerimize yönelik çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimizle de YouTube kanalımızın linkini paylaşabilirsiniz diyoruz. Evet, hangi şarkıyla sonlandıralım bugünkü dersimizi?